Kanalımdan herkese merhaba. Bugün el açması tadında kıymalı börek tarifim var. İlk önce sosumuzu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta akı, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı su ekleyerek çırpıyorum. Sosumu iyice çırptıktan sonra iç harcımızı hazırlıyoruz. 400 gram kıymamı tavama alıp sulanıp suyunu çekene kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kıymamı kavurdum ve gördüğünüz gibi suyunu çekti. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ ile birlikte 1-2 dakika tekrar kavurduktan sonra 2 adet kuru soğanımı ekliyorum. Soğanlar yumuşayana kadar iç harcımızı pişiriyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz. Soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirmeniz yeterli. Bütün videolarımda olduğu gibi sizlere küçük bir hatırlatma. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zili de açarsanız yeni tariflerimde anında haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkürler. İç harcım hazır. Soğumaya bırakıyorum. Klasik fırın tepsimi yağlıyorum fırça yardımıyla. Bir adet hazır yufkamı düzelttim ve hazırlamış olduğum sostan kaşık yardımıyla gezdirerek fırçayla her tarafa sürüyoruz. Kuru yer kalmayacak şekilde sosumuzu sürelim. İkinci yufkamı da bu şekilde gelişigüzel içerisine düzelttim. Siz de bu şekilde yapın lütfen. Sosu tekrar her yere gelecek şekilde sürüyorum. Ben kıymalı hazırladım. Siz isterseniz peynirli, patatesli de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Tekrar üzerine yufka, tekrar sos. Fırçayla her tarafa sürdükten sonra tekrar kıymalı harçtan kaşık yardımıyla dağıtıyorum. Tekrar üzerine yufka, tekrar sos. En sonda bir tane yufkamı düz bir şekilde içe doğru katlayarak düzeltiyorum. Toplamda 6 tane yufka kullandım. Tabii sizin tepsinizin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre yufka sayısı da azalabilir. Böreğimi bu şekilde tamamlıyorum. Kenarda kalan yufkaları da içe doğru katlıyoruz ve böreğimizi dilimliyoruz. Hem çok lezzetli hem de çok kolay, el açması tadında gerçekten tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. 5 dakikada hazırladım ve kahvaltı için hazırladım. Siz isterseniz çay saatlerinde veya kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Kalan sosu da üzerine ekliyorum. Dilimledikten sonra fırça yardımıyla sürüp 15 dakika dinlendiriyorum. Ayırmış olduğum yumurtanın sarısını da yüzeyine sürüyorum. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırına böreğimizin yüzü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından fırına değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Tekrar kesmiş olduğumuz yerlerde kesiyoruz ve servis ediyoruz. Sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.